Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, terör o çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. İstanbul'da terör saldırısında 7 polisimiz şehit olurken 5 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Olayda 36 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Haseki Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haseki Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun affedilir, bağışlanır yanı yoktur. Teröristlere karşı da biz mücadelemizi de sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz dedi. Bunun affedilir, bağışlanır hiçbir şey yanı yoktur. Dolayısıyla bu teröristlere karşı da biz mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Tabii ki şehitlerimiz var. Ciğerimiz bu noktada hakikaten kan ağlıyor. Ama her şeyin bir bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Yani bunun öyle şu anda bitti biter diye bir durum da yok. Bunun minimize edilmesidir asıl olan. Ve bu konuda da gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek emniyet teşkilatımız, gerek köy korucularımız hakikaten ortaklaşa çok ciddi bir mücadeleyi veriyorlar. Vermeye de devam edeceğiz. Ben tekrar ilginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin tüm ailelerine başsağlığı dilerken ortaklaşa milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük'ten yapılan yazılı açıklamada İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce terör saldırılarına ilişkin yayın yasağı getirildiği belirtildi. Açıklamada soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildiği ifade edildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımız içinse acil şifalar diliyoruz. Sevgili izleyenler, sıcakta oruç tutmak Şanlıurfalıları zorlarken kent merkezi bugün adeta hayalet şehre döndü. Sokaklar boş kaldı. Balıklı Göl'de ise sessizlik hakimdi. Şanlıurfa'da Ramazan'ın ilk günü kent merkezi hayalet şehre döndü. Esnaf kepenk açmazken vatandaş her yıl olduğu gibi serinlemek için Hasanpaşa Camii'ni tercih etti. Tarihi Balıklı Göl'e ise sessizlik hakimdi. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklı Göl platosu, kuş uçmaz kervan geçmez bir görüntü verdi. Pazar şey var mı sizde? Yok la, ölümden ne içimiz var la bizim. Hangisi? La. Kapattık. Tarihi Hasanpaşa Camisi'ne gelen vatandaş ayaklarını suya koyup serinlemeye çalışırken çocuklar da suda yüzerek serinlemeyi tercih etti. Serinlemek için Hasanpaşa Camii'ne geldiklerini belirten vatandaş aynı zamanda camide ibadetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Burada geliyoruz, düz dinliyoruz. Yani evimizden Urfa dedim, sıcaklık aklayıp evde kalamıyoruz. Geliyoruz Hasanpaşa Camisi'nde. Yüzümüzü, namazımızı kılarız, yüzümüzü dinleriz. Ondan sonra evimize çekip gideriz. Burada serinliyor. Çok serin, çok mükemmel bir yerdir burası. Hasan görüyorsunuz zaten Allah'ın rahmeti akıyor. Gece gündüz akıyor. Yani bu bir insanın dünyada bir yana gelse bunların yapabileceği hiçbir şey değil. Bu Allah'ın rahmetidir. Öncelikle Kanal Urfa'ya çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'mızı Türkiye'nin her tarafında yayınladığı için. Bu biz buraya gelmişiz serinlenmek için. Bizim işte bak, yaşlı dayılarımız,
Hepsi gelmiş bu ağaçta. Bak burada serinlemek için. Ayrıyetten Urfa'mız, evet serinliyoruz. Urfa'mız ayrıyetten çok sıcak yani. Yani geçen seneye göre çok sıcak. Bu sene da yani bu sene biraz geçen sene biraz yani gene serindi yani ama bu sene çok sıcak. Burada Ramazan'ın Urfa'da Ramazan sıcak geçtiği için Hasanpaşa Camisi'nde Urfa'nın genel ekser olan burada akan suyla insanlar serinliyor. Niyetliyiz. Zaten onun için buraya geldik. Burada faydası var mı? Faydası çok oluyor. Bir nebze olursa bile susuzluğu gideriyor. Yarım saatte. Yarım saatte. Ne zaman? Kaç saat kalıyorsun burada? Burada normal. Bir saat kalsa aynı buz gibi olursa. Hem burada serinliyoruz. Evet. Ramazan'da şu an Urfa sıcak olduğu için biz de Hasanpaşa Camisi'nde serinliyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlarda görev alan Jandarma Özel Harekat Taburu için karşılama töreni düzenlendi. Hoş geldiniz Kahraman Mehmet. Geçici görevle Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderilen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'nun dönüşü için İl Jandarma Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Tören operasyonlarda şehit olan asker ve polisler başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşuyla başladı. Törende konuşan Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, "Yaptığınız bu iş yol yapmaya, köprü yapmaya, hastane yapmaya benzemez. Canınızı ortaya koydunuz. Kem gözlü insanların gözlerini kör ettiniz." diyen Vali İzzettin Küçük, "Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum." diye konuştu. Bu 6 ay boyunca bu memlekette en kıymetli, en değerli işleri sizler yaptınız. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Şahsımın ve Şanlıurfalıların size minneti ve şükranı sonsuzdur. Bunu bilin. Kahraman evlatlarım. Siz burada yokken her gün takip ettik. Albayından haber aldım. Bazen telefonlarla görüştüm. Ama bilin ki bu minnet her zaman arkanızdaydı. Tabii bu karanlık terör örgütüne dünyayı dar ettirirken de 7 tane kahramanımızı şehit verdik. Hakkın rahmetine ulaştılar. Mertebelerin en yükseğine ulaştılar. Onları ben rahmetle ve minnetle alıyorum. İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü ise konuşmasında terör örgütüyle mücadele sırasında şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük tarafından operasyonlarda gösterdikleri başarılarından dolayı tabur komutanına plaket takdim edildi. Operasyonlarda şehit olan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı mensubu Assubay Üstçavuş Kenan Yıldız, Teğmen Recep Erdoğan, Assubay Üstçavuş Nusret Atmaca, Uzman Çavuşlar Bekir Şimşek, Sercan Yılmaz ve Osman Kaya ile Uzman Onbaşı Sedat Sağır için 7 adet kurban kesildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama törenine Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü, İl Müftüsü İhsan Açık ve operasyondan dönen askerlerin aileleri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarına geç kalan vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuyor. Ramazan ayı içerisinde gerçekleştireceği birçok etkinliklerin yanı sıra maddi olanakları kısıtlı ailelere yönelik yardımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarına geç kalan vatandaşlara da iftarlık ikramında bulunuyor. Büyükşehir ekipleri tarafından iftar saatine yakın vakitte dağıtılan ikramlar sayesinde vatandaşlar bir kez daha Hazreti İbrahim Peygamber'in topraklarında paylaşımı ve hoşgörüyü yaşıyor. Ramazan ayı öncesi hazırlanan ikramlar ay içerisinde her gün iftar saatine yakın zamanlarda dağıtılacak. Vatandaşlar Büyükşehir'in tutumundan dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu işleri yaptığı için, bu ondan ya memleketimize faydalı olduğu için önceden tanıdığımız için Karaköy'den kendisine çok teşekkür ederiz. Biz de Karaköy'de oturuyoruz. Devam etmesini diliyoruz. Yolu açık olsun içeriz. Belediye teşekkür ederim. Fuat Bey'sin. Allah hayırlı kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah hayırınızı kabul eder.
Ramazan'ın vazgeçilmesi Kanal Urfa ekranlarında yayınlanan Abdülaziz Kutlay'ın sunumuyla iftar saati programında sıcak yaz günlerinde camilerde yatılır mı yatılmaz mı konusu açıldı. Bakın Aziz Hoca bu konuya kendine az sorumuyla nasıl açıklık getirdi. Kanal Urfa ekranlarında yayınlanan iftar programında Abdülaziz Kutluay camilerin elektrik tüketim ücretlerinin cemaat tarafından karşılanmaması gerektiğini, çoğu caminin sırf bu yüzden karanlıkta kaldığını ve yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulması gerektiğini söyledi. Günahtır ya, camiler zindan, camiler yani parıl parıl yıldız gibi Ramazan'da olması lazım, olmuyor. Nedir? Efendim cemaatten elektrik parası topluyoruz hocalarımız diyor haklı olarak. Buna bir çözüm getirin. Allah aşkına buna bir çözüm getirin. Şimdi şuraları buraları böyle yıldız yıldız yansın ışıklandırıyoruz güzel. Yani camilere gelince cemaat para versin. Ya kaç cemaat kaldı ki? Sıcak yaz günlerinin yaşandığı Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan Şanlıurfalıların camilerde yattığı ve insanların bu durumdan rahatsız olduğu yönünde yapılan haberlere de sert bir dille karşılık veren Abdülaziz Kutluay, bu durumun haram olmadığını ve hatta Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi'de dahi insanların yatıp dinlendiğini söyledi. Efendim camilerde yatıyorlar. Yatacağım tabii ya, camide nereye yatayım? Çulhana mı gidip yatayım? Adam aşağı çarşıda müessesesi, dükkanı, pazar camisinde, Hasanpaşa'da, orada. Yani öğlende bir saat caminin içinde yatması haram mıdır? Hocalarımız da buna alet oluyor. Efendim camiler otel değil. Lan Mescid-i Haram'da yatıyoruz biz be. Mescid-i Nebevi'de yatıyoruz babamın evinden rahat. Ne oluyorsunuz? Halıları cemaat alsın. Camiye yardım. Klima almışız camiye yardım. Camide yatacak. Hadi lan dışarı. Böyle bir mantık olamaz. Esnaf yorgundur, vatandaş yorgundur, Ramazandır, Urfa sıcaktır. Elbette ki camide bir yarım saat, bir saat yatacaktır. Ve bu yine kaçarsa Allah aşkına sizi birileri camilere çağırsa bu haberleri yapmayın. Hava sıcaktır, vatandaş yorgundur, oruç tutuyor. Yani bir saat yatmış günah mıdır hocam? Hayır, erken kalkıyor. Efendimizin zamanında da var. Camiye yatırıyorum, yapmayın. Uykusuna gelirler. Bak diyorum yani müftülük de yapsa müftülüğe de sistemim var. Vaiz de söylese, hangi arkadaş söylese sistemim var. Onda belki bana sistem olur. Ama bu camiler bizim. Taşı toprağını biz getirmişiz, biz yapmışız. Her şeyi biz veriyoruz. Bakın elektriği bile bize yüklediniz. Yine iki hafta orada yatacağız. Yatmayın, camiler otel midir? Biz otel dedik mi? Adamın evi Karaköprü'de. Öğlende bir saat, yarım saat. Pazar camısında biraz kestirecek. Tabakana camisinde kestirecek. Ne var bunda? Bunu hemen böyle bir haber etmenin de bir mantığı yok. Bunlar efendim bu sözler bana emanetti. Söyledim, yüreğimi de soğuttum. Çünkü camilerimiz karanlık. Bakan efendi, yetkili kimse buna kulak versin. Bakın ben hepsini okullardan da camilerden de elektrik, su parası alınmamalı. Sosyal hizmet gören yerlerden alınmamalı. Bu zaten toplumun menfaatine olan şeyler. Bunda ısrar ederseniz vallahi yeri gelir seçimde külahları değişiriz. Külahları değişiriz. Ben bunu her yerde söylerim. Avrupa ölçeğinde nadir bulunan çizgili İshak kuşu Şanlıurfa'nın Biricik ilçesindeki Fırat Kabaklığı'nda yaşamını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde yaşamını sürdüren Avrupa ölçeğinde nadir bulunan çizgili İshak kuşu her yıl olduğu gibi Fırat Kabaklığı Parkı'na göçten geldi. Şanlıurfa bölgesinde bulunan Doğa Kültür ve Yaşam Derneği üye ve gönüllüleri belirli aralıklarla kuşun gelişini takip etmek için Fırat Kabaklığı'nda kuş gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor. Doğa Dernek üyesi Mustafa Çulcuoğlu son gözlemler esnasında kuşun göçte geldiğini fotoğrafladı. Çizgili İshak kuşu Avrupa ölçeğinde nadir üreme alanlarından birisi olan Fırat Kabaklığı 1. derece doğal sit statüsüne bağlı korunan bir alan. Doğa Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Turan Çetin, ülkemizde hatta Avrupa'da çok nadir görünen çizgili İshak kuşu yıllardır üreme dönemini geçirmek için Biricik ilçesi Söğütlük Parkı'na geldiğini ifade etti. Çizgili İshak kuşu her yıl olduğu gibi bu yılda tekrardan Afrika tarafından ülkemizde Şanlıurfa Biricik ilçesine tekrardan geri geldi. Bunun ilk defa geldiğini fotoğraflama imkanını bulduk. Doğa Derneği ve Doğa Kültür Yaşam Derneği üye ve gönüllüleri tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda üreme döneminde çizgili İshak kuşunu 1. derecede sit alanı olan Söğütlük Fırat Kabaklığı Parkı'nda
gözlemlere devam edeceğiz. İshak kuş çizgili, İshak kuşun en büyük önemi Türkiye'de, hatta Avrupa'da üreme özelliği gösterildi ve en rahat görüldüğü tek alan Bilecik ilçesinin içerisinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük ufacık bir alanda devam ediyor. O yüzden bu alanın varlığı, Fırat kavaklarının varlığı, çizgili İshak kuşunun varlığı için çok önemli. Çünkü dediğim gibi Avrupa'da sadece en rahat görünen alanlardan bir tanesi burası. Yöre halkı tarafından hak kuşu olarak adlandırılan çizgili İshak kuşunun üremek için Fırat kavaklarını tercih ettiğini belirten Turan Çetin, birinci derece doğal sit olan Fırat kavaklığının varlığı, ülkemiz için önemli olan çizgili İshak kuşu için büyük önem arz ettiğini söyledi. Tüm Avrupa'da görülmesi en rahat ve en nadir yerlerden biri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi. Çizgili İshak kuşu gündüzleri pasif, geceleri ise aktif bir şekilde avlanan bir baykuş türüdür. Birecik ilçesinde en belirgin yaşam alanı birinci derecede doğal sit alanı olarak koruma altında olan oldukça büyük Fırat kavaklarının olduğu Söğütlük Parkı. Söğütlük Parkı'nı seçmelerindeki muhtemel neden ağaçların yaşlı olmasıdır. Türün bölgemizde ve ülkemizde neslinin devam etmesi Fırat kavaklığının korunmasıyla mümkün. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin ofis mahallesinde bulunan Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda altyapıda kanalizasyon ve yağmur suları için drenaj sistemlerinin döşendiği caddede üst yapı çalışmaları için cadde kilitli taş sökme çalışmalarının başlandığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, Siverek için var güçleriyle tüm ekip çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Altyapı çalışmaları büyük bir oranda tamamlanmış durumda. Biliyorsunuz biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz Avrupa Birliği hibe programları kapsamında herkese Çorum Şehircilik Bakanlığı'nın da paydaşı olduğu, öncelikle tansiyon sistemini ardından yağmur suyu yolu dediğimiz drenaj sistemini, peşinden de içme okutanma su şekilesini sisli tarafından dökene tartışmaları devam ediyor. Bugün de bu caddede söküm işine arkadaşlarımız başlamış durumda. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fenişehir Daire Başkanlığı'nın çalışanları yanımızda. Keza bizim Siverek Belediyesi'nin Fenişehir Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz burada. Yani bizim görev alanımıza giriyor ya da işte Büyükşehir'in görev alanına giriyor gibi bir düşünce bizde söz konusu değildir. Biz biriz, beraberiz. Bu çalışmaları birlikte yürütmekten de son derece memnunuz. Keyif alıyoruz. Çünkü tüm anlayışımız da halka hizmet, halka hizmettir. Bu bilinçle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız bu çalışmalardan dolayı elbette ki fazlasıyla bir rahatsızlık duyuyor. Bunun da bilincindeyiz. Ve halkımızın gerek altyapı, gerek ise üst yapıyla ilgili, yani asfalt çalışmalarıyla ilgili kenarlarına vermiş olduğumuz, vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdi de özür diliyorum. Kendileri bugüne kadar sağ olsunlar, sabır gösterdiler, anlayış gösterdiler, sabat içinde oldular. Bundan sonra da biraz daha sabır diliyoruz, sabat diliyoruz kendilerinden. Yeterince kredi bize tanıdılar. Az kaldı. Çok güzel caddeler inşallah tamamlayıp bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Güneydoğu illerinin tarihi ve turistik ilçelerinin tek seferde gezilebilmesi için Atatürk Barajı ve Fırat Nehri'nde tur düzenlenecek. Güneydoğu illeri Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'ın tarihi ve turistik ilçelerinin tek seferde gezilebilmesi için Atatürk Barajı ve Fırat Nehri'nde tur düzenlenecek. Son yıllarda kara ve hava yolu ulaşımında adeta çağ atlayan Güneydoğu Anadolu bölgesi illerindeki tarihi ve turistik alanlara şimdi de su üzerinden ulaşım planlanıyor. Şanlıurfa ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Adıyaman Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı onayıyla feribotlarla Fırat turu yapılacak.
Feribot seferleriyle Fırat Nehri kıyısında bulunan doğa ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti, Adıyaman'ın Kahta ve Samsat, Gaziantep'in Nizip ve Yavuzeli ilçelerinin birbirine bağlanması amaçlanıyor. Su üzerindeki en güzel ve en keyifli kabul edilen turlara katılacak yerli ve yabancı turistler yerleşim birimlerini ikiye bölen nehir üzerinden geçerken bölgedeki doğa ve tarihi güzellikleri görme imkanı bulacak. Tura katılacak turistler kartpostallık manzaraların bulunduğu birden fazla yerleşim birimini tek seferde görebilecek. Güzergahta başta UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olan Nemrut Dağı yer alıyor. Gezi turunda Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nınsa önde gelen barajlarından Atatürk Barajı, Türkiye'nin en büyük 3. Asma Köprüsü, Nis Sibbi Köprüsü ile yarısı su altında kalan Halfeti ve Rum Kale gibi doğa ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan mekanlar bulunuyor. İlk etapta 3 feribotla yıl sonuna doğru başlayacak turlar ilgi durumuna göre arttırılabilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafındansa Saklı Cennet Halfeti'nin sahilinde düzenleme ve marina çalışması yaptı. Halfeti sahilindeki işletmelere düzenleme getirerek turizm turlarında ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildi. Feribot takviyesi yaptı. Atatürk Barajı ve Fırat'ın sularının canlılığını yaşayan Rafetus kaplumbağalarının Nil Nehri'nden sonraki tek mekanı olan Bozova ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından feribot ve sahil düzenlemesi yapılarak turizme hazır hale getirildi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından merkez ve kırsalda yaptırılan çok amaçlı kültür evlerinin 42.sinin temeli Büyük Yenice Mahallesi'nde kazıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın talimatıyla her mahalleye bir kültür evi projesi kapsamında devam eden çalışmalar aralıksız sürüyor. Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerden Büyük Yenice Mahallesi'nde tespit edilen alanda mahallenin 1. Ceylanpınar'ın ise 42. kültür evinin temelini kazdı. Temeli kazılan çok amaçlı kültür evi hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, yaklaşık 400 haneli olan mahallemizde 400 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı kültür evi yapacaklarını ifade etti. Kırsalda bulunan Yenice mahallemizdeyiz. Burada bugün bir taziye evi, yani eski tabirle taziye evi dediniz. Şu anda bunlar çok amaçlı kültür evleri diye. Bugün temel atma şeyine geldik. Fenişer belediye başkanımız, sorumlu belediye başkanımızla beraber, meclis üyemiz Cuma Bey'le beraber. Yaklaşık burada bir 400 haneli bir mahallemiz. Burada da çok amaçlı bir kültür evi inşallah yapacağız. Yaklaşık bir 400 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı bir kültür evi olacak. Hem taziyelerini hem düğünlerini, mevlütlerini burada güzel bir ortamda ve daha hijyenik, daha temiz bir ortamda saklamaları için Sayın Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatıyla bugün Belediye Başkan Yardımcı Meclis Üyelerimizle beraber buraya geldik ve bugün buraya temeline başladık. Allah'ın izniyle en kısa zamanda da mahallemizin hizmetine sunacağız. Bundan dolayı da mahalle halkımızdan büyük bir talebi vardı. Hem muhtarımız, köy muhtarımız da şurada bunda. Köy muhtarımızdan talebiyle ilgili belediye başkanımız talimatıyla bugün buraya hayırlı bir iş olacak inşallah. Burada emeği geçen bütün ekip arkadaşlara ve başta belediye başkanımız, takım kaptanımız olmak üzere bugün 42.'si, 42. yani kültür evimizin temelini atmış bulunuyoruz inşallah. Bütün halkımıza, mahalle halkımıza hayırlı olsun. Büyük Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Gözen ise çok amaçlı kültür evimizin temelini atıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Belediye başkanımıza, teşkilatımıza, belediye teşkilatımızdan encümelerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Verilen onca kayıplara ve yapılan tüm uyarıya rağmen boğulma riskini alarak kanallarda yüzmeye devam eden gençler bu kez de Adana'da görüntülendi. Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalanlar parke ve ağaç gölgelerinde rahat nefes almaya çalıştı. Özellikle aralarında çocukların da bulunduğu gençler serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanallarına girdi. Müzik
Her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarını atlayan çocuk ve gençler sıcak havadan bunaldıkları için sulama kanalında yüzüyorlar. Adana'da sıcak havalar etkisini göstermeye başlarken yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemek isteyen çocuklar çözümü kanalda buldu. Akıntı nedeniyle boğulma riskinin yüksek olduğu kanalda tutunacak yer bulamayınca uzun süre kenara çıkmak için mücadele veren çocuklar ve gençler kanalın korkuluklarına bağladıkları ipe tutunarak sudan çıkıyor. İpi tutamayıp kaçıranlarsa sulama kanalı üzerinde bulunan köprülere tutunarak sudan çıkmakta çözüm buluyor. Her yıl boğulmalarla gündeme gelen sulama kanalındaki önceki yıllarda polis ekiplerinin ceza kesmesine rağmen yüzmeler devam ediyor. Ben havuzda öğrendim. Beni küçükken kanala attılar. Öyle öyle yavaş yavaş öğrendim. Peki neden havuza gitmiyorsun, kanala gidiyorsun? Kanal daha zevkli. Akçakale Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleşti. Akçakale Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ayhan, mübarek Ramazan ayının Akçakale'mize, Urfa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ödüllendirme yapılabilir sorusunda 2016 yılı içerisinde 75 kişilik tüm takıma uzun kurulu forma, kısa kurulu forma, şort, konç, uzun çorap, rapor, halı sahaya kalmıştır, tekmeli, eşofman, yağmur, tekmeli. Meclisinin bu ayki ana gündem maddesi Keçeli Mahallesi, bir Taksim Binlik imar plan tadilatıydı. Toplantıda imar planı tadilatı görüşülerek oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. İçeri sınırları içerisinde 17 adet sunulma dediğine ait tahliye kararları özel alanlarda yatırım yaşanma mücadele güzel mücadele yapılmaktadır. Sınırlar bir tarif komisyonu, iki sınırlar altı oluşturucuyla mücadele komisyonu. 15 belediye meclis üyesinin imzasıyla sigara ve alkolle mücadele, engelsiz hayat ve tarım komisyonu kurularak komisyon üyeleri seçildi. Son olarak Akçakale Belediyesi'nin Akçakale Spor'a yaptığı yardımlar ve ilçede devam eden ilaçlama çalışmaları hakkında meclis üyelerine kısa bir briefing verilerek Haziran ayı meclis toplantısı sona erdi. Şiddetli çatışmalar sonucunda Minbit-Cerablus arasındaki yol kontrol altına alındı. Terör örgütü IŞİD'in yolu kesilmiş oldu. Minbiç-Rakka karayolunun kesilmesinin ardından Minbiç Askeri Meclisi Minbiç-Cerablus arasındaki yolu şiddetli çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Minbiç Askeri Meclisi'nin IŞİD'e karşı başlattığı operasyon 7. gününde devam ediyor. Minbiç'i kurtarma operasyonunda Minbiç Askeri Meclisi üyesi ve Şems El Şemal taburu komutanı Ebu Leyla'nın yaşamını yitirmesinin ardından komutan şehit Faysal Ebu Leyla adıyla devam eden operasyonda IŞİD'e ağır bir darbe vuruldu. Yerel kaynakların aktardığına göre Karakozağ'ın yaklaşık 23 kilometre batısındaki Minbiç-Cerablus arasındaki yol şiddetli çatışmalar sonucunda Minbiç Askeri Meclisi tarafından kontrol altına alındı. Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve IŞİD'in Avrupa kapısı olarak gördüğü Minbiç'e yönelik 1 Haziran'da başlatılan operasyon devam ederken, IŞİD için stratejik önemi olan Tilum-Serraç tepesi de Minbiç Askeri Meclisi tarafından IŞİD'den alınmıştı. 4 Haziran'daki bu hamleyle de Minbiç-Rakka karayolu kesilmişti. Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda yol yapımında çalışan iki işçi üzerlerine zift dökülmesiyle yaralandı. İşçiler hastaneye kaldırıldı. Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde yol yapımında çalışan Cercis Akçebe ve Niyazi Özdemir isimli işçiler karayoluna zift döküldüğü sırada araçlardan sıçrayan ziftin üzerlerine dökülmesiyle yaralandı.
Yaralanan işçiler Akçebe ve Özdemir olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı işçilerin acil serviste tedavileri sürüyor. Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolayısıyla zabıtayla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kasaplar denetime tabi tutuldu. Kaçak ve kokmuş etler ekiplerce ele geçirildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Büyükşehir Zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerince Peygamberler Şehri Şanlıurfa'nın Haşimiye semtinde bulunan 60 kasabı denetledi. Zabıta ve gıda güvenlik ekiplerine veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimlerde çürümeye başlayan kilolarca et, tavuk ve ciğer bulundu. Ekiplerce kontrol edilen etlerin sağlıksız ortamlarda kesildiğini, iyi muhafaza edilmediği için kokuştuğu ve bunları Ramazan ayını fırsat bilerek lokanta ve ciğerci tezgahlarına satılacağı öğrenildi. Onlarca kilo et, tavuk ve ciğere imha edilmek için el koyan ekipler 6 iş yerine ise idari para cezası kesti. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. Muay Thai dünya şampiyonu olan Yıldırım Oğuz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u ziyaret etti. Başkan Fevzi Demirkol, gençleri spora yönlendirmenin öneminin büyük olduğunu söyledi. Uluslararası Muay Thai Federasyonu tarafından İsveç'te 17-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'na Haliliye Belediye Sporu temsilen Türkiye Milli Takım adına katılan Yıldırım Oğuz 67 kiloda dünya şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Yıldırım Oğuz ve antrenörü Murat Akaltun yurda döndükten sonra kendisine verilen desteklerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Yıldırım Oğuz, Haliliye Belediyespor'un kickboks altyapısında yetişerek şampiyonluklar elde ettiğini ve son olarak dünya şampiyonluğu elde etmenin gururunu yaşadığını aktardı. Özellikle mutluyum ve gururluyum. Urfa'mıza, Haliliye'mize ve Türkiye'mize böyle bir gurur, mutluluk yaşattığım için Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum bize verdiği desteklerden dolayı. Allah razı olsun. Oğuz, Haliliye Belediyespor adına yarışacağı müsabakalardan şampiyonluklar kazanmaya devam edeceği sözünü de Başkan Demirkol'a verdi. Yıldırım Oğuz'un bir sembol olduğunu ve Haliliye'den daha başka şampiyonlar çıkacağına inandıklarını söyleyen Başkan Fevzi Demirkol, spora ve sporcuya önem verdiklerini vurguladı. Haliliye Belediyespor'un kendilerine sağlamış olduğu özgüvenden dolayı, güvenden dolayı, muhabbetten dolayı, kardeşlikten dolayı teşekkür etmek için geldiler. Biz de kardeşliğimizin daim olduğunu, her zaman için bizim bir kardeşimiz olduğunu, bu güveni her zaman hissetmesi gerektiğini ve ayrıca sadece Haliliye Belediyesi'nin değil, Haliliye halkının, Şanlıurfa halkının kendisinin yanında olduğunu ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettik. Yıldırım Oğuz, dünya Muay Thai şampiyonu ama Haliliye'den daha başka şampiyonlarla çıkacağına inanıyoruz ve Yıldırım bu sporda sembol olarak diğer kardeşlerine, Haliliye Belediye Spor takımına davet ediyoruz. Onlara en güzel bir örnek olarak kendilerini de davet ediyor ve Haliliye Belediye Spor'da yaz boyunca çalışmalarımız devam edecek. Yıldırım Oğuz'a ziyaretinde milli takım antrenörü Murat Akaltun ve Haliliye Belediyesi Spor Müdürü Şamak Baysan da eşlik etti. Karaköprü'nün Yarımtepe Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan takım kupasını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'den aldı. Karaköprü Belediyesi tarafından toplu taşımalı eğitimin yapıldığı kırsal mahallelere yaptırılan modern sentetik çim sahalar gençleri sporla buluşturuyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli beraberinde meclis üyeleriyle birlikte Yarımtepe Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen Bahar Futbolu Turnuvası'nın final maçını izledi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında Efsane Spor'u 5-3'lük skorla yenen Yarımtepe Şanlıspor turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve beraberindekiler sahaya inerek şampiyon Şanlıspor'a madalyalarını ve kupasını takdim etti. Kırsal mahallelere yaptırılan sahaların amacına uygun olarak kullanıldığını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, öğrencilerimizin boş zamanlarında kitap okumalarını ve spora teşvik edilmeleri için çabaladıklarını söyledi. Biz kırsal mahallelerimize toplu taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde SEM sahası yapıyoruz ve Yarımtepe'miz de, Yarımtepe kırsal mahallemiz de burada SEM sahasından faydalanmış bir mahallemiz. Tabii biz bu SEM sahalarını yaparken özellikle kırsal alandaki öğrencilerimizin boş zamanlarında kitap okurken ayrıca onları spora teşvik etmek. Ve burada bugün görüyoruz ki Yarımtepe'deki kırsal mahallemizde yapılan Yarımtepe Bahar futbol turnuvası gerçekleştirilmiş ve burada birinci olan takıma ödülü ve kupası takdim edilecek. Tabii bunu görünce, gerçekten bu kırsal anlamda yapılan turnuvaları görünce yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu yerinde görmüş ve teyit etmiş oluyoruz. Bizim hedefimiz kırsaldaki çocukları birbirleriyle olan birlik beraberliğini pekiştirmek ve bunu en önemlisi sporla yapmak. Ve burada bugün bu yapılıyor ve biz de bunun için buradayız. Konuşmaların ardından Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, turnuvada şampiyon olan Yarımtepe Şanlıspor'a şampiyonluk kupasını verdi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.